Arkadaşlar merhaba. Bugün stopi nasıl yapılır? Bunu anlatacağız. Ben kendim bu işi fazla bilmiyorum ama arkadaşımız Enes bu işi biliyor. Bize kısaca anlatacak. Daha sonra ben de kısa da olsa denemeler yapacağım. Enes, stopi nasıl yapılır? Kısaca bize anlatır mısın? Anlatırım. Öncelikle kaskınızın ve eldiveninizin olması gerekiyor. Çünkü ön tarafa düşerken öncelikle ellerinizi vuruyorsunuz. Sonra kafanız yere geliyor. Yani bu ikisi olmazsa bu işi denemeyin. Kendimizin yükünü ön tarafa vererek ve aynı zamanda ön frende bunu kombine bir şekilde yaparak, yani tabiri şu şekilde giderek, biraz daha bu işin dengeyle alakası olması gerekiyor. Yani dengenizi bulduktan sonra ön frenle vücut konumuzda çok kolay. Şöyle oluyor, ilk başta arkası kalkmıyor. Bu sefer hırsa geliyoruz ve ön frene çok sert basıyoruz. Tabi bu sefer dengeyi bulamayıp öne doğru düşüşlerimiz oluyor. Ama sonra zamanla bu korkuyu atlatıp yavaş yavaş kendimizi alıştırıyoruz. Öncelikle lastiğinizin iyi bir lastik olması gerekiyor. Çünkü arka kaldırırken veya da ilk frene basış anında olur bu genellikle. Ön lastiğiniz kaydığı zaman pek fazla bir toplama şansınız olmuyor. Yere düşünüyorsunuz. Frenleriniz iyi olduktan sonra aslında kendi vücudunuzu ayarlayarak çok kolay yapabilirsiniz. Bu normal frende de yapılabiliyor herhalde ama iyi bir fren olması gerekiyor. Ya pabuç frenle de yapıyordum ben. Bu vücudunuzu eğer bisikletiniz kalkmıyor, vücudunuz olabildiğince öne verip kalktıktan sonra tekrar normal konumuna aldı. Aynı zamanda çok fazla arkası kalktığı zaman freni elinizden bırakın. Yani bu freni saldığınız zaman zaten direkt geriye doğru düşersiniz. Normal bir şekilde. Onu bir gösterebilir misin bisiklet üzerinde? Ya şimdi şu şekilde. Mesela diyelim ben ilk başta kaldıramadım. Kalktım bu kadar. Sonra paniğe gelip öne kendimi atmıyorum. Freni elimle... Bu fren her zaman eliniz refleksiniz açık olsun. Freni saldığınız anda tekrar bisiklet şu şekilde. Aynen. Bunu zaten zamanla ayarlayacaksınız. Fazla gittiğinizde hafif salıp, işte inerken biraz daha fazla sıkarak, hızınızı ayarlayarak güzel bir şekilde gidebilirsiniz. Tamam, o zaman beraber denemelere başlayalım. Tamam. Arkadaşlar yaklaşık 10 dakikadır deniyorum. Bu konuda başarılı oldum söylenemez. Burada dikkat etmeniz gereken şu. Frene bastığınız an kendinizi onu öne doğru veriyorsunuz. Ve kendinizi birden arkaya doğru refleks olarak ben korkuyorum. Arkaya doğru verdiğim için bu işi tam yapamıyorum. Anlatması kolay tabii ama çokça denemek lazım. Bir de öyle anlatmayla olacak bir şey değil. Sizin maşanız havalı olduğu için çok yumuşak. Yani asıldığınız an eskiden başa sonuna kadar girdiği için biraz daha zor oluyor bu bisikletle kalkmanız. Elimizden geldiğince stopi nasıl yapılır? Kendi adıma stopi nasıl yapılmaz videosu çekmiş oldum. İki kere de düştük. Anlattığım olayı ikinci denemede gerçekten düştüm. Bilinçli bir şekilde ön taraftan kendimi attım. Herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat söylediğimiz gibi bu işi başlangıçta toprak çimli bir yerde yaparsanız acemi olduğunuz için daha güvenli olur. Daha sonra refleks sürekli deneyerek biraz daha iyi yaparsanız asfalt, düz yolda, betonda deneyebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.